Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Dulkadiroğulları serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde 4 toprak olan beyliğimizi 71 toprağa yükselttik ve artık Dulkadir Devleti yapalım ya. Dulkadir Devleti oldu artık. Beylikten çıktık yani gördüğünüz gibi Osmanlı'dan Memlük'ten kat kat güçlüyüz. Aynı şekilde Timur İmparatorluğu. İşte Macaristan mı olmuş? Macaristan gelenden geçenden şey almış. Oha. O Macaristan kaşınıyor. Çok büyümüş de yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdiki hedefimiz Acem isyancıları ve Memlük. Evet, Memlük. Şimdi Acem isyancıları için bu kadar ordu gayet kafi zaten. Çok rahat bir şekilde alabiliriz. Böyle 7500 yollasak da şöyle bir yavaş davransak aslında. Bizim için daha kafi olacak. Şöyle hızlı bir şekilde. Aynen. Tam da dediğim gibi. Bu kadar ordu yeterli olacaktır. Şimdi kaç oldu ekonomimiz? Ekonomimiz daha doğrusu işsizlik oranımız %54'e düşmüş. Onu %50'ye yakın böyle getirirsek %51, %52 olursa artık ekonomi yatırımlarımıza başlayacağız. Artık bir prestijimiz artsın yani yeter. Çok uzadı çünkü. Bayağı teknolojide gerideyiz. Bunu çözmemiz lazım. Tamam. Çok güzel. 435 bin ekonomiye geldik. Maşallah. Şimdi savaşımızı ilan edelim. Çok rahat bir şekilde alacağız. Buna eminim. Aynen öyle. Bu orduyla değil de. Şöyle az orduyla. Evet, kayıp verdik. O zaman direkt gireceğiz. Çok güzel. Acem isyancılarını aldık. Bir an korktum ikinci bir toprağı alamayacağız mı diye. Hemen şöyle ordularımızı getirelim. Şöyle 33 36 bin adamımız hazır. Şimdi işsizliğimiz kaça çıktı? 151,1. Aa güzel. Çok da fazla bir işsiz şeyi engellemedi. İşsizliği engellemedi. Yalnız ben Timurlara girerim ha. Evet, Timurlara girersem bana hiçbir şey yapamazlar. Çünkü Horasan falan savaşta değil. E siz vasallar değil misiniz? Multan acayip bir zorluyor. Ne yapacağız? Ulan var ya. Kimlere alacağız derken kimlere savaş açacağız ya. Yapacak bir şey yok. Bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Yoksa biz hiçbir zaman alamayız. Şimdi buraya getirelim. Bunlar bir süre daha oyalanır mı bilmiyorum ama biz kesinlikle dalacağız. Böyle hızlı bir şekilde ordumuz gelsin. Buraya da bir ikmal kampı. Madem buraya topluyoruz. Paramız çok fazla eksi de olmasın. Çok güzel. Artık 100 bin orduyu rahatça basabiliyoruz. Çok güzel. Kaç bin orada oldu? 111 bin. 104 olduğu sil. Oldu. Orduyu sil. Durum ne? Kayıplar hala artıyor. Şöyle 25 bin. 25 bin. 25 bin. Ve 36 bin. Buradan küçük küçük desteklerle yollayacağız. Tamam. Burada da 9 bin. Ekonomimiz bayağı bir azalmamış. Hatta artmış. Şöyle, yalnız doğru Buhara mı? Buhara'yı da vassal almış. Biz vassalları unuttuk bu arada. Vassallara da sınırlar çizelim. Vassallara çok bir ordu gerekmeyecek. Çünkü çok çok fazla bir gücü yok. Ama Horasan'dan Timur'un ana toprağına girebileceğimiz için onu bir düşünebilirim. Horasan'ı bir düşünebilirim. Hatta Horasan'ı da alalım ya. Zaten Horasan'ı da alacağız da. Paramız eksiye düştü. Şöyle 3500 gelsin. 3125. Öyle kafadan attık. Tamam. Şimdi sıra bizde. Şöyle şimdi. Ama bir dakika.
Burada zor dar. Burada 30 bin, 15 bin oynayayım. 15 bin saldırı tıp 6 binlik orduyu buradan bıraksam. Yok ya, devam. Ya da 2 binlik ordu mu bıraksak? Ne olur ne olmaz. 4 binlik bırakalım ya. Aynen. 4 binlik bırakalım. Ne olur ne olmaz. Biz önlemimizi alalım. Bunlar savaşa girmedi. 8 bin. 4000. Savaşa girmediler. Evet. Bunu ben beklemiyordum. Hatta saldırma. 12.500 buraya yolla. 12.500'ü buraya yolla. Bu da savaşa girmemiş. Hayır, şimdi savaşa girdiler. Tamam. Güzel. Horasan'ın savaşa girdiğini gördük zaten. Horasan'ın demişim. Evet, daha doğrusu Horasan da girdi de tabii ki de. Adını unuttum ya bu devletin. Sistan, ha. Şöyle hızlı bir şekilde. Aa bak işte, o çıkarma olmasın. O çıkarma olmasın. Tamam, güzel. Hatta şöyle yollayalım. Şuraya da 2500 kişilik ordu yollayalım. Bir tık karışık dağıldık ama bakalım toparlayabileceğiz mi? Sistan gitti. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam, güzel. Kalsın. Başka? Buradaki ordunun tamamını bir toplasana. Buradaki ordu bize bayağı, hatta bunu çekme, bu yardıma gitsin. Bunun 5000 değil de 2500, o da yardıma gitsin. Tamam. Şöyle siz farz yapıp şu farzı bir çekelim biz. Çok güzel. Var ya öyle bir, bak işte bunu yapmasak. Bunu yapmayalım. Hadi bunu yapmayalım. Buradaki ordunun tamamını bir çeksene. Ben o toprağı, ben Kafkasya'yı unuttum. Şu orduyu sil. Paramız artıya geçsin. Paramız artıya geçsin. Hem de acilen. Var ya bu hareket hızı, hareket puanı şey o kadar sıkıntılı bir şey ki. Yani bize bayağı dert çektiriyor şu an ya. Şöyle bak işte, yanlışlıkla tekrar basıyordum. Biraz yavaş hareket edeceğiz. İşte bu yavaş hareket etmekten nefret ederim de yapacağım bir şey yok. Tamam. Tabi bu toprakları alınca paramız artıya geçiyor doğal olarak. Çünkü toprak alıyoruz yani. Kendi verimli toprağını da aldığımız için pek bir şey yapamıyor. Sen baya baya böyle çıkarma atıyorsun ya. Buradaki ordu artık pek bir şey yapamaz. Buna eminim. Çünkü gittikçe tükendi ordusu. 1250. Aynı şekilde bu da gelsin. Tamam. Musaşa, sen bir savaştan çekilsen mi ya? Hadi sen zaten çok da güçlü değilsin. Hadi bak. Hadi bak, beni zorlama bir de sen. Bir de sen çıkma başıma. O kadar zaten devletle savaştayız. Daha arkada bekleyen 35 binlik ordum varmış. O da ayrı bir şey tabii ki de. Çok güzel. Musaşa kabul etti. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bu Harayla savaşa girmişiz de. Çok bir şey yapamayız ya. Çok bir şey yapamaz, pardon. Paramız artı da zaten. Yani aldığımız topraklarla paramız artıya geçiyor. Güzel. Kendisi de adam basamıyor çünkü ekonomisi 37 bine kadar düştü. Yani adam bassa ne kadar adam basabilecek? Bir kere 10 bin adam basamaz yani, onu bir geçelim. Yani genelde böyle tarz devletler böyle bir anda sürprizlik yapıp böyle 20 bin 30 bin devlet de gelir de. Bu sefer öyle bir şey olmadı galiba. Aynen öyle. Bir Buhara kaldı da. Buhara'yla barış yapsak çok güzel. Şimdi
Tüm topraklarını alamıyoruz galiba. Yok canım, nerede alıyoruz? Şöyle Hazar Denizi kıyısı artı zaten Horasan'ı da kendimize kattık. Şöyle çok güzel Multan'a sınır. Şöyle sınır güzelliğimiz de olsun. Tamam. Böyle tek tek yavaş yavaş gidelim. Bunu buradan değil de şöyle bir şey yapabilirim. Aynen öyle. Tamam. Çok güzel. Timur İmparatorluğunu da dağıttık. Yavaş yavaş yanımızdaki güçlü devletler yok olmaya başladı. Şimdi kim bize savaş açabilir? Multan. Ki Multan'a savaş açmak biraz sıkıntı da. Ming yine büyümüş ya. Bu Ming niye böyle ya? 55 binlik ordumuz duruyor. 67 bin oldu. Bu ordumuz da gelsin hemen. Buraya bir ikmal kampı. Gelene kadar paramız artıya geçsin. Çok güzel. Şimdi bir olmayan, şöyle ders olmayan demişim. Başlatmadığımız şu asimilasyonları bir başlatalım. Çok güzel. Paramız bayağı bir artıya geçecek var ya. Şunları da hemen artıya geçirelim. Bir garanti 20 bine ulaşacak tabii ki de. 25 bine falan ulaş, 25 bine de ulaşabilir. Çünkü daha sıfır. Yani sıfır asimilasyon. Orduyu bir çek. Tamam. Başka? Şu an bayağı büyüdük yani. Osmanlı İmparatorluğundan da güçlü olduk. Artık Osmanlı'ya da girebiliriz. Bu arada biz Timur sınırı olduk ya. Biz Timur olduk. Yani tamam, bu gitmiş olabilir de. Yani biz en geniş sınırlar olduk. Tabii en geniş sınırlar bu değil de. Yani sayılır. Yani şimdi bizi kabul etmeyen devlet olmayacak ki Osmanlı yine kabul etmez. Tabii biz şunu bir yine küçük de olsa bir ittifak devlet her daim oyuna bir şeyler yapıyor yani. Bir artı katıyor. Şimdi Çerkez'e sıkıntı yok. Çerkezleri de alırız. Şimdi ordumuzu biriktiriyoruz. Anadolu'ya giriyoruz. Anadolu'dan Anadolu'da aldıktan sonra İstanbul'da alıyoruz. Böylelikle İstanbul'u fetheden biz oluyoruz. Sonra yatırıma geçiyoruz. Hem de bayağı bir yatırıma geçiyoruz. Çünkü yani 54 de çok da kötü değil de teknoloji yatırımımız acayip az. Yani teknolojimiz çok yavaş artıyor. Bizim bunu acilen değerlendirmemiz lazım. Şimdi bir Osmanlı'nın ekonomisi kadar ordu basabiliriz. Ki bundan daha fazlasını da yapabiliriz. Kolay yani bunu yapmak. Sadece olay şu, bizim ekonomimiz bayağı düşecek. Hatta düşmüş bile. Tamam. Şimdi birkaç şöyle küçük yatırım yapalım. Çok güzel. Ekonomimizi küçük de olsa toparladık. Şimdi 151 binlik bir ordumuz var. Kaç bin? 188 bin. 250 binlik ordu yeterli. Niye fazlasını basıyorum? Çünkü o da her geçtiğimiz şeyde ordu basacak. Yani ne gerek var yani zorlanmaya? Değil mi? Kayıp vermeye ne gerek var? Ki bunda şu an 250 bin çık. 250 bin. Bende 150 bin var. 100 bin daha basacağız. 100 bin sıkıntı olabilir ya. 100 bin değil. Yani 250 bin değil de. 100, 200 bin olabilir. 210 bin, 225 bin olabilir. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Tamam. Bu ordu kafi. Çok güzel. Zaten az bir şey kalmış. Şöyle hızlı bir şekilde basalım. Tamam. Ordumuzu getirelim. Ragusa. Ha sen Bizans'la da savaşacaksın. Yo. Ragusa evet. Savaş ilan ettik. Hemen İstanbul'u acilen almamız lazım. Çok güzel. Tamam. Bizans'la barışımı yaparım ben. Kabul etmedi Memlük de. Kabul etmemesi de gayet doğal.
Şimdi İstanbul'da toprağımız oldu. İstanbul'u biz fethettik ama bir garip şekilde fethettik. Normalde hedefim Osmanlı'yı böyle aldıktan sonra fethetmekti. Garip oldu. Değişik oldu ama iyi oldu yani, yapacak bir şey yok. Daha iyi olmasını bekliyorduk açıkçası. Ragusa nerede Ragusa ya? Sırf şu iki devlet. Oh. Avusturya Düklüğü de büyümüş. Bu ne olmuş bu Avrupa'ya ya? Paramparça olmuş. Yani ben böyle bir paramparça olacağını tahmin etmedim ya. Bu arada şuraya da İkmal Kampı. Oo, burası zaten liman var. İkmal Kampı var. Kale var. Daha biz ne isteyelim? Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir taktik deneyebiliriz. Aklıma bir taktik geldi. Şimdi burada kale var ya. Hatta ikinci seviye, hatta full, evet. Biz buraya diyelim mesela 50 bin ordumuzu bıraksak. Buradaki geri kalan, hatta 60 bin orduyu bıraksak. Geriye kalan orduyla buraya dalsak. Şuraya dalsak. Ayvalık'a dalsak. Buradan buraya geçiş var ya. Buraya da kale inşa ettik mi sadece iki yerden geçişleri olacak. Yani geçişleri olmayacak. Yani yardım getiremeyecekler. Bu taktiği de şimdi keşfettim. Tamam. Yani bu taktikle alabiliriz bu arada. Paramız şöyle bir artıya geçsin. Az ne derler ona? Az az simülasyon olmaz. Bayağı %97 falandır yani bizim istikrarımız şu an. Bunu kabul edemeyiz. Bunu harbiden kabul edemeyiz. Hatta azaltmamıza gerek yok ya. Direkt şöyle bassak kafi. Bir tur daha oynatalım. Paramız bitti ama bunun tabii ki de şeyini alacağız. Bu yaptığımız asimilasyonlarla yine gelirimiz 10 bine ulaşacak. Yani temennim o. Yani umuyorum. Tamam. Aynen öyle. Umduğum gibi oldu. Hatta daha fazlası oldu. Şimdi bu taktiği deneyebiliriz. Şimdi şuraya 12.500. 12.500. 12.500. Bu ordu da buraya gelsin. Bu taktiği deneyebiliriz bu arada. Bir bakalım. İşe yarayacak mı? Ki yarama olasılığı var çünkü bayağı kayıp verecek. Şöyle diğer ordumuz da gelsin. Aynı yerden adam basmayalım. Adamımız nüfusu tükendi çünkü o yerin. Ama burada da 12 bin adam çok rahat, gayet rahat bir şekilde çıkıyor. 16 bin adam da buraya gelsin. Şurası bir tık sıkıntı. Oraya bir destek. Tamam. Tamam. 4600 kafi. Şimdi hazır mıyız? Bu taktikle alabiliriz bu arada Osmanlı'yı. Tamam. Teknolojimiz de artı daha. Teknoloji zaten işsizlik dediğim gibi az olduğu için. Biz yapmazken bile bayağı artıyor. Şimdi deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle 2500'ü gelsin. Şimdi buraya kaç bin adam? Buraya 110 bin adam yeterli ya. Hatta 100 bin adam yollayalım. Tamam. Diğerleri defansa çekilecek. Böylelikle İstanbul'dan da olsa destek getiremeyecekler. Tabi Bursa'ya. Bursa'ya girmeyi unutmayalım. Güzel. Galiba direkt teslim oldu ya galiba. Galiba konuşamadım. O yeri alacağını biliyordum. Şu an kayıp veriyor kendisi. Yani biz uğraşmıyoruz. Buradan buraya geçiş var ya, aynen öyle. Yalnız o geçiş bize bir tık pahalıya patladı gibi. Yanlış görmediysem. Ama bize sökmez. Devam. Böyle gidersek hiçbir şey yapamayız. Yani böyle dikkatsizce gidersek hiçbir şey yapamayız. Çok güzel.
Larissa'ya da çıkarmamızı atalım. Şu an var ya. Çok güzel gittik. Tabi Osmanlı İmparatorluğunu almamız bir tık garip olabilir. Ama yapacağımız bir şey yok yani. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde. Hah.